Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün alışverişteyim. Haftalık alışverişe çıktık. Biraz sebze, evin eksiklerini alayım dedim. Sırada bekliyoruz. Sirke aldım. Evde sirkem yoktu. Çocuklara çubuklu su aldık. Mantar, kırmızı paprika, muz, radisyen, fıstık, sarımsak. Türkiye'den getirdiğim sarımsaklar bitti. Hazır hazır arkadaşlar, suyunu çekti. Değil mi bu? Suları çıkarmadın İbo. Ne? Sular altta kaldı. Ne söyledin bana? Multivitamin aldım. 2 tane de portakal. 4 tane. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan selam vereyim. Bilmiyorum markette selam verdim ama duyuldu mu hiç bilemiyorum. Tekrardan selamun aleyküm. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz. Bugün açılışım bir tuhaf oldu arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah hepimiz çok iyiyiz arkadaşlar. Bugünlerimize şükürler olsun. Evet, kamera çok sallanıyor elimde. Biz şimdi İbo'yla dışarı çıktık arkadaşlar. Alman marketine gittik. Oradan eksiklerimi aldım. Çünkü böyle hafta içi de İlknur'la çıkıp gittiğim için yumurtaydı, ıvır zıvırdı. Onları hep alıyordum. Bugün de İbo'yla gideyim dedim. Hafta sonu alışverişimizi yaptık. Eksiklerimi aldım. Şimdi Türk marketine geçeceğiz İnşallah. Oradan da evde dün arkadaşlar işçilerimizin, öğrencilerin yanına sandviç hazırladığım için salamdı, sucuktu, peynirdi vesaire. Hiçbir şey kalmamış dolapta. Bugün Türk marketinden onları alayım diyorum. Oraya doğru yol aldık, gidiyoruz. Saat erken ve dışarıda hava çok güzel. Güneşli bir hava var ama çok soğuk arkadaşlar. Ben böyle yine kalın giyindim. Bir yorum gelmişti bana. Hangi takipçim yazdı? Şu an isim yok aklımda ama dedi ki ne? Emine bacım biz de şaşırdık, hani sabah kalın giyiniyoruz, öğlen hava ısınıyor, akşam üzeri yine soğuyor. Çocuklar da öyle arkadaşlar, bir kalın ceket çıkarıyor, bir yazlık ceket giyiniyorlar. Sabah kalın ceketle gidiyoruz, işten çıkarken de tişörtle çıkıyoruz. Ondan sonra da hastalığa davetiye arkadaşlar resmen. Rabbim kalıcı hastalık vermesin. Rabbim gelip geçici hastalıklar versin. Böyle yani. Buranın havası da böyle. Ben de her şeye rağmen dedim. Vallahi sıcak soğuk hiç fark etmez güneş. En güzeli dedim şöyle kalın giyineyim. Aynen. Olmasa soyunursun. Dedi. Aynen. Üşümektense. bir de ben çabuk üşüyorum arkadaşlar. Ta ki şu tırnaklarım morarıyor. Öyle bir soğuk. Esasında niye? Ama kansızlıktan da olabilir. İnsan üşüdüğü zaman morarıyor, normal canım. Evet. Bendeki çok acayip. Tırnaklarıma kadar bu renk değişiyor. Sen zaten rengarenksin canım. Evet. Bazen bakıyorum gibi. Bir mavi olmuşum, bir pembe olmuşum, bir siyah olmuşum. Ne şey mi yaptın beni? Bu kalemun mu? Ne diyorlar ona? Aa, bilmiyorum ne diyorlar. Doğ öyle var ya. Renk değiştiren. Kamelyon. Ha, kamelyon mu? Ha. Bu
kamelon ne ya? Kamelyon. Türkçe mi yoksa o? Vallahi bilmiyorum. Olabilir. Hadi yorumlara arkadaşlar. Dediğim hayvanı kamelyon biliyorsunuzdur. Kamelyon demek Almancası o. Yok canım. Ben niye bu kalemun biliyorum? Belki doğrudur, ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Belki Türkçe söyledim. Aynen, olabilir. Böyle trafik sanki sıkışık mı? Yok, gerçi ilerliyor da. Yavaş yavaş. Evet. Acaba kendi yürüyüş mü var diye düşündüm. Yürüyüş mü var? Bilemem ki. Arkadaşlar, yorumlara, kanalıma destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle destek yorumlarda bulunan Zarife ablam, Elif ablam, şu an isimleri hatırlamaya çalışıyorum. Ayşe abla. Ay, bir abla daha vardı, unuttum. Hatta eşinin hesabıyla da yorum Yaşar bırakıyordu mıydı bana? Hı? Yaşar mıydı? Yok, o Yaşar da vardı, evet, o ablam. Başka? Münevver miydi ya? İsmini İnci unuttum. Kıyar. İnci Kıyar. Ondan sonra öbürsünü Derya'ydı da o. Dur. Bursalı mı? Dur, ne Bursalısı ya? Çiçek neydi ya? Çiçek taksi. Hayır be. Özgürce. Özgürce adın gelmedi aklıma. Özgürce, ah. Buradan hepinize daha adını unuttum. Arkadaşlar vardı, Ömer vardı. Kerim. Ömer kim ya? Ha, Ömer, Kerim. Bir de Heyley'di herhalde. Bak, onu da unuttum. Ya işte. O kardeşlerimize de selamlar. Arkadaşlar, evet, üç kardeş. İsimleri sayamadığım, unuttuklarım, kusura bakmasınlar lütfen. Hepinize çok çok selamlar. Çok teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Allah razı olsun. Senden de. Çünkü cidden vatan sevdalısı, Türkiye sevdalısı. Destek yazan bir bacımı var. İşte o, işte vatan sevdalısı, Türkiye sevdalısı. Bir de Münevver miydi ya? Halit miydi? Eşinin hesabıyla da yazıyordu. Abla, sen biliyorsun kendini. Telefonu bırakıyordu, diğer eşinin hesabına geçiyordu. Emine, buradan da izliyorum, buradan da destek veriyorum diyordu. Öyle yani, hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Oyun kolik ablam. O da öyle. İşte gene vardı. Hadi bakalım, hatırlayabilirsek. Maria. He. İbo, o Maria bana geçen bir Maria yorum yazdıydı. Ya. Maria mı neydi? O yorumda tencere mi ne anlatıyor? Onu bana bir okusana Almanca. Okay. Yanlış hatırlamıyorsam aldı. O da yapışıyor mu ne dedi tavası. Ondan sonra her yerde okuyordu. Tamam, bir şey yazdı ama ben tam okuyamadım. Cevap da yazamadım oraya. Okay. Maria'ydı. Maria Dezevari mi? Öyle bir şey yok ya. İsimleri karıştırıyoruz Zibo biz. Aynen. Arkadaşlar, boşver bu isimleri, bırakalım, cidden karıştırıyoruz. Farklı isimler giriyor araya. Dediğim gibi adını sayamadıklarımda kusura bakmasın. Orada kendisi gözüküyor, kendisi. Hava sisli gibi değil mi? Nemli ya. Bakalım, biz yola devam edelim. Güzel güzel. Trafiğimiz birazcık yoğun. Ama ilerliyor. Arkadaşlar, telefonu açtım. Evet, buradan göremiyorum. Kimler? Elif Ak ablam. İnci Kıyar. Naile H. Ayşe Ak. Elif Ak yine. Ayşe Demirtaş ablam. Dudu Akcan. Maria Dezevari. Dezazari. Takıldın. Nasıl almalar bizim soyadımızda takılıyor. Aynen. İhsan Polat. Evet, hani dedim ya, eşinin hesabıyla da takip ediyor beni. Böyle arkadaşlar. Bakın, isimler burada. Bana destek oldukları için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha ismini sayamadığım birçok kişi var. İçim rahat etmedi. O yüzden böyle açtım arkadaşlar. Zarife ablam. Hatice ablam. Hepinize selamlar, sevgiler.
Ha, arkadaşlar bu arada belki sorarsınız Aldi yani Türk Alman marketinin alışverişi 48 euro 40 sent tuttu. Yani 50 euro. Ödedik geldik. Allah bereket versin. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Alamayanlara da Rabbim almak gücü versin. Amin. Amin. İnşallah. Evet arkadaşlar çok şükür alışverişten geldik. Şöyle bir hemen aldıklarımı fikir amaçlı sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir karton tavuk kanadı, bir de bir karton tavuk budu aldım. Tavuk kanadının kartonu, kapıyı örtü oldum, ses gidiyor. Tavuk kartonunun kartonu 30 euroydu arkadaşlar. Kanat 25.90 mıydı bu? 26 euro da tavuk butuydu. Birer karton aldık. Şöyle yine soğan aldım. Her hafta olduğu gibi. Şöyle arkadaşlar, bunları boşaltmadım. 10 adet şeker var bunun içinde. Şöyle göstereyim. Un, yağ yok arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. Un, yağ. Makarna vardı. Az sayılı şekilde veriyorlar. Bir de neydi bir? Un, yağ. Arkadaşlar şimdi bir yorum geldi. Tuvalet kağıtları da yokmuş. Neyse hemen ne aldım? Onları göstereyim size. Şimdi arkadaşlar çocuklara şöyle çubuklu sulardan aldım. 2 paket multivitamin, bir de 2 paket de şey portakallı. Şöyle şölen sucuk aldım. Geçen de aldım arkadaşlar. Şimdi onu yiyoruz ama bilmiyorum bakalım, çocuklar daha yemedi. Şöyle salam aldım, dediğim gibi ekmek arası yapıyorum işe gidenler için. Şöyle krem şanti aldım. Arkadaşlar domates aldım. Domates 4 lira ama yine de güzel değildi domatesler. Şöyle tuzlu kraker aldım. Hazır paket mantı aldım arkadaşlar. Bu soyalı. Benim çocuklar kıymalı yemiyor. Soyalı seviyorlar. Böyle 2 paket aldım. Yine şu labnelerden aldım. Bir de kaşar aldım arkadaşlar. Belki pizza yaparım. Elimde mozzarella peyniri var. Onu değerlendirmek istiyorum. Şöyle mantar aldım. Şöyle 2 paket sıra etli için almışız. Ama ben içine et koymuyorum arkadaşlar. Çiğ köfte seti etsiz yapıyorum. Böyle 2.50 2 paket almışım. İbo aldı gerçi bunu. Şöyle 2 paket sünger aldım. Süngerim yoktu. Kaç haftadır, bir haftadır hep aynı süngerle yıkıyorum. En sonunda İbo hatırlattı bana. Unutuyorum hep. Şöyle 2 paket çikolatalı ekmek, kruvasan. Şöyle bir tane Serabam markasının bamyası. Güzel oluyor. Devamlı onu alıyorum. Şöyle pide aldık arkadaşlar. 2 tane de burada var. 4 tane pide. Bir de şöyle simitler aldık kahvaltı için. Arkadaşlar limon aldım. Maydanoz aldım. Evimden sirkeyi hiçbir zaman için, nasıl tuzu eksik bulundurmuyorsam, yani eksik etmiyorum. Sirke de öyle. İllaki evimde sirke vardır. Şöyle havuç aldım. Şöyle derenin 5 kiloluk çiğ köftelik bulgurunu aldım. Arkadaşlar bunun esmer rengini aradım ama bulamadım. 3 bakkala gittik. 3'ünde de yoktu. Bunu da İbo 8 euroya mı aldık? Ne o? Bulguru. Herhalde. Arkadaşlar 7.50 veya 8 euro. 5 kilosu. Şöyle kaşar peyniri aldık yine. Kırmızı kapya biber, muz aldım. Şöyle peynir aldım. Karabiberli. İçinde top karabiber var. Mascarpone. Şöyle yumuşak peynir, yine krem peynir gibi. 2 tane krema.
Bir de şunu aldım arkadaşlar. İbo'ya okuttum bunu. Yeni aldım. Yeni gördüm, böyle küçük ekmekçikler, akıtma gibi. Bunlara İlknur çikolata, Nutella, çilek bir şeyler koyup yiyor, seviyor. Bakalım. Gerçi ilk defa aldım ama seviyor İlknur öyle şeyleri. Şöyle yine buradan da domates aldım. Dediğim gibi her girdiğim yerden, hoşuma giden yerlerden domates aldım. Türkiye'den getirdiğim sarımsağım az kaldı arkadaşlar. Sarımsak aldım. Şöyle roka aldım bir paket. Bir de ne almışım? 2 kutu tuzlu fıstık almışım. Arkadaşlar bunların yanında tabii ki sularımız da var. Su vesaire biliyorsunuz. Onları da aldık. Şimdi onları göstermeyeyim. Burası arkadaşlar tüm alışverişim 200 euro. Şurası. Yani içinde ha et var. Evet, et de içinde. Şöyle şurayı da gösterirsem aynen, et de içinde 200 euro. Yemeklik fazla bir şey yok ama Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Rabbim olmayanlara da versin. Rabbim herkese alma gücü versin inşallah. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun kurban olduğum Allah'ım. Ben de ne görüyorsanız Rabbim sizlere 1000 katını versin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.